Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yeni bir video ile birlikte sizlerleyim. Uzun zamandır bu kameranın karşısına geçip de sizlere bir şeyler anlatmıyordum arkadaşlar. 3 hafta önce bu kameranın karşısına geçtim. Daha sonra videolar paylaştım ama kendimi göstermeden bu videoları paylaştım. Çünkü 3 hafta önce paylaştığım videoda şöyle yorumlar geldi. Abi kilo almışsın, abi kilo almışsın, kilo mu almışsın abi? Bir 10 kilo almışsın sanki. Evet arkadaşlar, Dadali kardeşiniz normal şartlarda kilolu bir arkadaşınız. Ben hayatımda bir fit vücuda bir şekilde ulaşabilmek için çok efor harcayan bir insanım. Bir zamanlarda işte yediğime içtiğime dikkat etmediğim için, pis boğazıma dikkat etmediğim için çok fazla kilo almıştım. Neredeyse 100 kiloya ulaşmıştım. 103 kiloya falan ulaşmıştım. Benim normam 93 falan, 92. 3 haftadır videoların karşısını geçmiyordum ama güzel bir diyet ve sporla birlikte bir 10 kilo, 9 kilo verdim. Şu anda fena değilim ha. Yine kameranın karşısına geçtim arkadaşlar. Bu videonun konusu clickbait falan değil. Yanıltıcı bir başlık falan değil arkadaşlar. Gerçekten Almanlar çıldırdı. Bir gecede çalışma izni dağıtıyor. Böyle bir durum söz konusu ama yalnız bu videoyu çok suistime eden insanlar var. Ben böylesine umut vermeden paylaşacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an bu videoyu izleyen birçok insanı burada istenilen kriterlere uymadığını baştan söyleyeyim. Kriterler biraz daha spesifik bu konuda. Çünkü Almanya'daki işçi açığında bir pik noktaya ulaşıldı. O yüzden bu pik noktayı hemen tıraşlamak için, hemen aşağı indirebilmek için hızlı kararlar alınması lazım. Almanlardan hiç beklenmeyeceği bir şekilde bir gece içerisinde çalışma izni çıkartılmasına yönelik gerekli olan kararlara imza atıldı arkadaşlar. Hangi meslek dalları ile ilgili bu hızlandırılmış süreç söz konusu? Havalimanı personelleri arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ben eşimle bir seyahat planlamaya çalışıyorum. Şimdi gideceğimiz yer arabayla 5 saat. Uçakla mı gidelim, arabayla mı gidelim diye karar vermeye çalışıyoruz. Çünkü uçakla da gitsek 5 saat, arabayla da gitsek 5 saat. Nasıl oluyor? Bu ne yaman çelişki? Uçakla gidersek 4 saat yerde uğraşıyoruz. 1 saat da havada yolculuk yapıyoruz. Arabayla da gitsek aynı süre. O yüzden dedik ki arabayla gidelim. Üstelik bir de bula bula kardan insanları bulursak yolumuzu da beleşe getirmiş oluruz. Ki muhtemelen de bulacağız. Şimdi arkadaşlar, havalimanlarında şöyle bir iş söz konusu. Havalimanlarında çalışmak zordur. Ben de daha önce turizmde çalışmış bir insan olarak şöyle söyleyeyim ki havalimanının o asfaltın şöyle bir özelliği var ki yukarıdan gelen sıcağı çekiyor ve orada çalışan insanların üstüne yansıtıyor. İnanılmaz sıkıcı, sıcak, stresli bir iş ve Almanlar bu işlerde çalışmak istemiyor. Özellikle korona döneminde 2 sene boyunca havayolu şirketleri çok fazla eleman çalıştıramadı. Kurzarbeit, yani kısa çalışma sürelerine mecbur tuttu. O yüzden de birçok insan havalimanlarında çalışmak istemiyor. Başka şirketlere, başka meslekler yöneldiler. 2 sene sonra Covid dönemi bitti. 2 senedir de Almanlar yurt dışına seyahat edemediği için yoğun bir talep oldu. Bu talebi giderebilmek için ekstra işçiye ihtiyaç var. Bunu da Türkiye'den görecekler. Evet, bu kararla ilgili Türkiye ismi geçti. Türkiye başka işçi yasaları ile ilgili Türkiye'nin ismi geçmezdi. Herhangi bir ülkenin ismi geçmezdi. Derdi ki biz yasayı yaptık, isteyen gelebilir falan diyordu. Bu sefer ama kesinlikle Türkiye'den alınacak. Çünkü pratik olmak söz konusu burada arkadaşlar. Şimdi Türkler pratiktir falan felsefesine girmeyeceğim ben. Şunu diyeceğim. Şimdi şöyle bir hedef kitle var Almanların gözünde. Yani binlerce, milyonlarca insan Türkiye'den Almanya'ya geldi. Sonra gittiler. Onların çocukları geldi. Gittiler şu an. Türkiye'de bir Almanca bilen bir güruh var. O güruhu hedef kitle altına aldılar. Bir öyle Almanca bilen güruh olarak elediler. Bir de dediler ki IAT belgesi olan insanları alalım ki gelir gelmez gelsinler hemen iş başı yapsınlar ki Almanlar da yurt dışlarına gidip bir an önce tatiller yapıp kokteyllerini yudumlayabilsinler. Şimdi arkadaşlar, birçok kanal bu video, bu haberi size ballandıra ballandıra anlatıyor ama ben size şunu söyleyeyim ki bu videoyu izleyen birçok insan buradaki kriterlerden elenecek. Ama size şunu söyleyeyim. Almanya 2000 tane işçi almayacak arkadaşlar. Almanya 4000 tane, 5000 tane işçi almayacak. Almanya her daldan milyonlarca işçi alacak. Kaynakçı alacak, aşçı alacak, hasta bakımcı alacak, öğretmen alacak. Her türlü meslekten işçi alacak. Bu haber seni niye heyecanlandırdı bilmiyorum. Yani bana onlarca mesaj geldi. Abi sen video çekmeyecek misin bu konuyla ilgili? Bana bu video çekmeyecek. Lan 2000 tane eleman alacağını, max 5000 tane eleman alacağını söyledi. Ya ben sana milyonlarca eleman alacağının videosunu çektim. Bu yetmiyor da 3000'lik video mu sana? Diyeceksin ki şu filanca filanca YouTube kanalı ballandıra ballandıra anlatıyordu. Evet. Ya arkadaşlar bakın, diyorum IAT belgesi olan, havalimanında daha önce çalışmış olan, A2 seviyesinde Almanca bilen
bilen insanların işi yürüdü. Söyleyeyim. Hemen arayacak, işini bulacak. Aracı şirketi var diyorlar. Özel bir şirketle anlaştılar diyorlar. Bunu ben bilmiyorum. Ama aracı şirketi ihtiyaç kalmadan bu videoda sana nereye nasıl başvuracağını anlatacağım ben. Bu belgeler varsa. Evet arkadaşlar. A2 belgeniz var diyelim. AET belgeniz var. International Air Transfer Association deniyor buna da. Bu belgeniz varsa ki daha önce havalimanında bavul taşıdıysanız, ne bileyim herhangi bir iş yaptıysanız bu belgeyi kesinlikle almışsınız. Tehlikeli madde taşımacılığı belgesi de denilebiliyor buna. Bu böyle bir belgeniz vardır zaten. Şimdi arkadaşlar aracı kuruma da başvurabilirsiniz. Aracı kurumu söylediler olacak ama herhangi bir şekilde bir isim söylemediler şu ana kadar. Ama özel kurum, aracı kurum şunu bunu unutun. Ben size bir adres vereceğim açıklamalara. Orada bir şirket eleman arıyor. Bayağı bir bütün şirketler eleman arıyor da. Arbeit Agentur'da bir ilanı var. Ben burada ilanla size okuyayım. Dur ilanı da söyle size. Videosunu da çekeyim. Siz de kendiniz de görün. Köter Aviton Security bir Köter. Grup şirketi 16.500 çalışanı varmış. Neyse şuraya gelelim. Bir profiliniz diyor ki en az 18 yaşında olacaksınız. Bu önemli arkadaşlar. 18 yaşından küçük arkadaşlar hem maalesef bu işte çalışamayacak. Fiziksel iş yapmaya istekli. Arkadaşlar şimdi işçi alacaklar diyorlar ya, havalimanı görevlisi alacaklar. Maalesef şunu söyleyeyim size, biraz amelelik işi verecekler. Yani valizleri taşı, arabaya yerleştir, ondan sonra uçağa yerleştir falan filan. Böyle işlerde çalıştıracaklar. Buna emin olabilirsiniz. Kusursuz İHALE belgesi, yani sabıkanız olmayacak. Bunu da belgeliyor olabileceğiniz. Havacılık güvenlik yasasının legalini, bunları anlamadım ama IATE'den bahsediyor. Onu söyleyeyim size. Yani tehlikeli IATE den bahsediyor. International Air Transfer Association'dan bahsediyor. Hafta sonları resmi tatiller dahil olmak üzere geçerli çalışma. Yani diyor ki arkadaşlar hafta sonu da çalışacaksınız. Hafta içi tatil yapacaksınız. Eminim ki haftada iki gün tatilinizi verecektir ama hafta sonu en yoğun olduğu gün olduğu için maalesef çalıştıracaklar sizi. Güvenlik, dikkatli ve vicdanlı çalışma şirketi. Biraz dürüst insan arıyorlar. Ekip içinde çalışabilecek, yani koordinasyon içerisinde çalışabilecek insan arıyorlar. Hem sözlü hem de iyi yazılı olarak iyi Almanca becerisi istiyor. Yani diyor ki en az A2 B1 seviyesinde Almanca biliyor olmanız lazım. Teklifimiz diyor 19 euro 0.6. 19 euro ücret ödüyormuş ki güzel bir paradır arkadaşlar, bunu söyleyeyim size. Yıllık özel ödeme 50 euroluk da bir harcama çeki veriyor. Bu da fena değil, 50 euro. Yani hiç yoktan iyidir. Uluslararası bir ortamda ilginç ve krizle dayanıklı bir iş. Yani havalimanında zaten böyle işler verilir. Planlanabilir çalışma saatleri. Yani şöyle bir şey yok. Ya benim teyzemin kızı geldi. Yarın gelecek. İşte ben onu almaya gideceğim. O yüzden yarın çalışamam diye bir şey yok. Almanya'da sen böyle bir 3 ayını falan planlaman lazım. Bundan bahsediyor arkadaşlar. 3 ay önceden, yani bir işin çıkacaksa 3 ay önceden haber vermen lazım. Tabii hastalıklar geçerli değil. Yani istedikleri şeyler bunlar arkadaşlar. Arbeit Agentur'da binlerce ilan var. Bunlardan siz de başvurabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, ben buraya bir adres bırakacağım başvurabilmeniz için. Rica ediyorum, bu kriterlere uygun bir insansanız başvurun ki insanların boşuna sizinle uğraşmasına müsaade edin. Yarın öbür gün aşçıysan aşçı için de bir ilan bırakırım buraya. Yarın öbür gün bir bakmasın marangoz için de bir ilan bırakırım. Yani bunlara göre, bir isteğe göre bir ilan bırakırım. Ama senin başka bir mesleğin varsa zaten Alman işçi arıyor. Aşçı arıyor, marangoz arıyor, duvarcı arıyor. Nasıl ki on binlerce insan daha önce Alman işçi olarak geldiyse şu 2 senelik dönemde, 2 sene oldu bu yasaların geçmesi, sen de buraya o işçi olarak gelebilirsin dost. Mesleğin varsa, bu meslekle ilgili eğitim aldıysan, meslek lisesi mezunu olduysan, 2 senelik üniversitelerden mezun olduysan, 4 senelik üniversitelerden mezun olduysan, kalfalık belgesini aldıysan, bunlardan birinden mezun olduysan, işini de bulduysan Alman işçi olarak gelebilirsin. Havalimanında olsun, herhangi bir branşta olsun, önemli değil. Ama bu havalimanı ile ilgili acil bir elemana ihtiyaç var. Bu spesifik bir durum. Yarın seninle ilgili de bir spesifik durum olursa bunu da paylaşırım. Rica ediyorum, bu paylaşacağım ilana eğer ki kriterlere uygun değilsen boşuna başvuruda bulunma. İnsanların canını sıkma. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın.